Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında terörist başı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörist başı Abdullah Öcalan için terörün tamamen bittiğini ...ve örgütün lağvedildiğini haykırsın diyen Bahçeli'ye... ...bir tepki de Eğitim İş Sendikası Isparta Şube Başkanı Baki Tok'tan geldi. Anayasanın ilk dört maddesine yönelik açıklamalarla... ...başlayan ve terörist başının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edilmesiyle devam eden söylemler... ...ülkemizi karanlığa sürüklemektedir. Abdullah Öcalan'ın binlerce vatandaşın kanına giren... ...ülkemizin güvenliğini tehdit eden bir terörist olduğunu söyleyen Baki Tok... ...biz Cumhuriyet'in öğretmenleri olarak... Terörist başının meşrulaştırılmasına asla geçit vermeyeceğiz dedi. Abdullah Öcalan binlerce vatandaşımızın kanına giren, ülkemizin güvenliğini tehdit eden bir teröristtir. Öcalan gibi bir katilin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmasına veya herhangi bir şekilde meşru bir zemin kazanmasına imkan tanımak ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne büyük zarar verecek, şehitlerimizin aziz hatırasına büyük bir saygısızlık olacaktır. Terörist başının iktidarın küçük ortağı tarafından meclise davet edilmesi, terörle mücadelede canını ortaya koyan güvenlik güçlerimizin ve özellikle şehit olan öğretmenlerimizin fedakarlığını hiçe saymaktır. Biz cumhuriyetin öğretmenleri olarak anayasanın ilk dört maddesinden ödün vermeden gazi mecliste terörist başını meşrulaştırılmasına asla geçit vermeyeceğiz. Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne de seslenen Eğitim ve Sendikası Isparta Şube Başkanı Tok, Cumhuriyet'in öğretmenleri olarak uyarıyoruz. Gidilen yol ne barışa, ne özgürlüğe, ne de demokrasiye çıkacaktır ifadelerini kullandı. Ana muhalefet lideri el yükseltmek istiyorsa ülkemizdeki insanların barış içinde yaşaması, ülkemizin birliğinin korunması ve aydınlanma mücadelesi için el yükseltilmelidir. Terörle mücadelenin yegane yolu teröristlerin hukuk önünde hesap vermesi ve cezalarını çekmesidir. Cumhuriyetin öğretmenleri olarak uyarıyoruz. Gidilen yol ne barışa, ne özgürlüğe, ne de demokrasiye çıkacaktır. Daha önce de benzer yollarla yapılmış ve sonuç Toplumdaki kutuplaşmanın derinleşmesi onlarca hatta yüzlerce ölüm olmuştur. Çözüm daha güçlü bir demokrasi inşa etmek, demokrasiden uzaklaşmayı toplumsal barışın yolu olarak sunmak halkımıza karşı söylenmiş bir yalandır. Halkına yalan söylemeyi, onu kandırmayı ve sahte algılarla vatandaşları özgür iradelerinden uzaklaştırmayı görev bilenler tarihin yanlış tarafında yer alacak ve eninde sonunda kaybedenler alasında olacaktır. Bizler eğitimciler ve Cumhuriyet'in yılmaz savunucular olarak demokrasiden, adaletten ve barıştan yana mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.